Zehra? Ya aşağıda bekleyemedim. Nasıl oldu elbise? Giyinmedin mi daha? Ama Ayşe, gidince orada giysem... yolda bir şey olmasın. Ayşe! Anneciğim buradayız. Alev'i bulamıyorum. Odasında yok. Bahçe çıkmıştır belki. Baktım, orada da yok. Aa, yok mu? Nazlı'na soralım. Doğru. Hadi Zehracığım. Alabilir miyim telefonumu? Demek ikili oynuyorsun ha? Ne şiş yansın ne kebap, öyle mi? Üstüne iyilik sağlık. Ne oynaması? Yerini bilsem şimdi kapısına dayanır, kulağından tutup sürükleye sürükleye getiririm. Artık yemem bu numaraları. Başka bir niyetim var senin belli. Bana bak sevim onu. Kimseye benzemem ben. Şartellerim atarsa... Aa! Yeter be, yeter. Benim yüzümden değil, senin yüzünden gitti Zehra. Adam olaydın da göndermeyeydin Zehra'yı. Git bakalım, git! Ne demek görmedin Nazan? En son odasındaydı. Allah Allah. Nereye kayboldu bu kız? Bir de Ökkeş'e sorayım. Belki o görmüştür. Zehracığım abim nerede? Ya siz çıkın isterseniz. Geç kalacaksınız. Ökkeş. Ne var Hediye? Alev Hanım'ı gördün mü? Yok, görmedim. Hay Allah. Nerede bu? En iyisi ben evin etrafına bir daha bakayım. İyi de dışarı çıkmadı ki o ya. Bak lan. Odasında da yok. Nereye gitti ki acaba? Aa, neyse ne. Birazdan çıkar ortaya nasıl olsa. Alev Hanım. Alev Hanım, burada mıydınız siz? Şşş, sessiz ol. Şey, herkes sizi arıyor da. Ay öyle mi? Sen hiç öyle görünmüyorsun ama. Ben çabuk arabamı arka kapıya getir, kimseye de görünme. Hadi çabuk. Arabanız mı? Ama arabanız gene ne oldu, ne var? Ben onu bahçede bırakmıştım. Ne? Kahretsin.
Ya nasıl bırakırsın bahçeyi? Buldular değil mi? Silmek için. Şükürzar. Şükürzar ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım şimdi? Böyle mi çıkacağım karşılarına yürüyerek mi? Araba buradaysa alev nerede? Ay yoksa kötü bir şey mi oldu kızıma? Bir yerlerde düşüp kalmasın. Yok. Ya buralarda bir yerdedir. Hadi hep birlikte arayalım. Hayır düşse bağırıp birini çağırırdı. Sesi de çıkmıyor. Hediye sen annemi içeri götür. Anne biz buluruz alevi. Hadi Müzeyyen Hanım. Sen niye buradasın? Garip değil mi? Araba burada ama alev yok. Sanki özellikle buraya bırakılmış gibi ha. Allah kahretsin. Ne yapacağım ben şimdi? Nasıl çıkacağım karşılarına? Ne diyeceğim? Karşımda öyle ezik ezik durma be. Sinirlerimi zıplatıyorsun zaten. Eğer sen o arabayı orada bırakmasaydın bunları hiç öyle yaşamayacaktım ben. Eğer ben bu durumdan kurtulamazsam Nazan, seni bu evden gönderirim. Anladın mı? Gönderirim. Ya anlamıyorum ki bu halde nereye gider? Yok yok. Başına bir şey geldi. Fenalaştı kaldığı bir yerlerde ben dayanamıyorum. Anneciğim otursun ne olur. Oturun Müzeyyen Hanım. Hiçbir yerde yok. Eve de bakalım. Belki dışarı çıkmamış olabilir. Biz her yere baktık ama. Aşağıya, mutfağa, müştemilata, bodruma her yere baktınız mı? İstesem zaten senin şu anda fişini çekerim. Kalemi ver bana, not yazacağım. Bu notu... sana haber vermeden... Kesin bir işler çeviriyor. Oynuyor benimle. Yer miyim lan ben? Ha? Madem kızıyla görüşüyor, o zaman ya adresini verecek ya da kendisini buraya getirecek. Başka yolu yok. Sen de bahçeye bak. Odasını arıyordum, bunu buldum. Müzeyyen Hanım size yazmış galiba. Bana ver. Alo, bahçedeyim hemen gel.
Sana ait bir şey var, ben de onu vereceğim. Gel. Hemen. Bana bak. Kendini belli ettin, tamam mı? Ama sana haber vermeden gitmeye gönlüm el vermedi teyzeciğim. Ben sadece seni değil, hepinizi ailem gibi gördüm. Çok sevdim. Oysa bir yabancıdan farkım yokmuş sizin için. Ömer küçücük bir hatamla hayatından çıkardı beni. Ne sen ne Ayşe arkamda durmadınız. Benim üzüntümü, yalnızlığımı hiç anlamadınız. Gidiyorum teyze. Bir yabancı gibi aranızda dolaşmak istemiyorum artık. Alo abla. Evi terk etmiş. Ne diyorsun Ömer? Anne, alo abla. Alo abla. Anne. Alo abla. Kızım bir saniye. Ne yazmış anneciğim? Çok kırılmış, çok. Yoksa böyle bir şey yapmazdı Alev. Anne, Alev abla. Asya'cığım bir dakika. Anne gördüm, Alev ablayı gördüm. Asya'cığım. Alev ablan gitmiş. Evde yok. Hayır değil, gördüm. Koşarak gidiyordu. Koşmasının imkanı yok yavrum. Hatta yürümesi bile zor. Hayırdır Yener? Ya neden kimse bana inanmıyor? Ben Alev ablayı gördüm diyorum, gördüm. Hem de koşarak gitti, iyileşmiş galiba. Galiba. Bana inanıyorsun değil mi Zehra abla? Tabii ki inanıyorum. Canım, ya Alev sana geldim diye soracaktım ya da aradı mı? Anladım. Tamam, çok sağ ol. Yok yok, önemli bir şey yok. Orada da yok değil mi? Acaba bir de Selda'yı mı arasak? Gerek yok. Haberleri olsa da Alev istemedikçe bir şey söylemezler. Ne yapmaya çalışıyor bu? Kaldıramadı demek. Ömründe bir kez hata yapıp kendini kapı önünde bulunca. Ömer. Ömer oğlum. Ömer, yalvarırım bul onu. Yalvarırım bul. Aşkım, ben Asya'yı dışarı çıkarayım diyorum. Şimdi mi? Evet, baksana ortalık çok gergin, etkilenmesin. Haklısın aşkım, çıkın siz. Gel dışarı çıkalım. Yener, delirdin mi oğlum sen? Kızımın saçının teline zarar veremezsin. Şimdi söyle o araza, defolup gitsin oradan. Zehra gelmeden olmaz. Bana bak Sevim Hanım. Sen bana kızını vereceğim dedin. Ben de sana 60 gün verip babasının hayatını kurtardım. Doğru mu?
Doğru. Eğer kızını bugün getirmezsen, ben de karşılığında senden başka birini alacağım. Ama tabii sen bilirsin. Yasemin! Yasemin! Ne işin var senin dışarıda? Kimden izin aldın ha? Ne? Bir daha benden habersiz camdan bile bakmayacaksın. Şimdi içeri gir. Yürü. Ya nasıl olduğumu boş ver. Sana ne dediler onu söyle. Deniz bak, eğer bir daha ararlarsa sakın benimle konuştuğunu söyleme, tamam mı? Hatta ben de ulaşamıyorum, merak ediyorum falan dersin. Ya canım, sonra anlatırım ben sana, şimdi müsait değilim. Dediklerimi de sakın unutma, olur mu? Tamam, hadi görüşürüz. Plan işe yaradı. Beni kovarsın ha. Hadi bakalım. Şimdi başlıyoruz Ömerciğim. Benim güzel kızım. Az önce çemkiriyordun. Ne değişti de güzel kızın oldun? Benim kızgınlığım sana değil ki. Düşüncesiz ablana kızıyorum ben. Gördün mü başımıza ne işler açtı? Yener'e önce yeşil ışık yaktı, sonra defolup gitti. Anne, Allah aşkına. Ablam bir kerecik istedi mi Yener'i? İstemedi de Yener niye bu kadar yanık ona? Ablan bir şey yapmasa o çocuk bu kadar velvele çıkarır mı hiç? Ah Zehra, ah! Zehra'yı bulup getireceğiz. Gelecek ve tıpış tıpış Yener'e gidecek. Kelebeği görünce nasıl tutuştu gördün mü? Şimdi Sevim Hanım düşünsün. Ha Beto? İlacınızı getirdim Hüseyin Hanım. Ver bana. Konuşsam ben ilgilenirim. Alo. Neyse, ben babanın ilaçlarını vereyim. Şunları da bir kaldıraydın kızım. Alo, Nazan. Salondaydım Alev Hanım. Belli etmemek için öyle konuştum. Boş boş konuşma. Mektubu okudular mı? Sen onu söyle. Önce Ömer Bey okudu. Sonra da Müzeyyen Hanım. Sen. Demek önce Ömer okudu. Ama çok merak ediyorlar sizi. Ay herhalde edecekler Nazan. Onun için uğraşıyoruz zaten değil mi? Ömer mektubu okuyunca ne yaptı peki? Üzüldü Ömer Bey de Müzeyyen Hanım iş yüzünden gitti Alev deyince de. Ömer Bey hiçbir şey söylemedi ama bayağı etkilendi mektubumuzdan. Yüzü düştü. Çok iyi. Tamam, şimdi ikinci etaba geçiyoruz.
Beni iyi dinle, hata istemiyorum. İşte buldum. Yasemin, numaram bu. Acil bir şey olursa mesaj at, ben seni ararım. Acil durum mesajı ha? Açmıyor değil mi? Açmıyor anne. Abla, babam çok kötü. Annem de yok. Ne olur yetiş abla. Babam. Zehracığım ne oldu? Ya bir fena oldun sen. Kötü bir haber mi aldın yoksa? Ha canım, ne oldu? Bir arkadaşım rahatsızlanmış da. O yüzden. Çok geçmiş olsun. Yapabileceğimiz bir şey var mı? Yok, sağ ol. Cevap vermeye bile tenezzül etmiyor, nankör. Demek artık babası da umurunda değil. Tabii, buldun yağlı kapıyı. Anne, telefonum nerede benim? Zehracığım telefona bakar mısın? Ev telefonu alev olabilir. Ev telefonu alev olabilir mi? Efendim? Sen? Sen mi bakıyorsun artık telefonlara? Ömer'i ver çabuk. Alev. Allah'ım sana şükürler olsun. Ah. Alo kızım. Bilerek vermedi Ömer'i. Teyzeciğim. Alev, neredesin kızım? Ben gidiyorum teyze. Gidiyor musun? Nereye? Ben aslında aramayacaktım ama sana veda etmeden gitmek istemedim. Ne vedası yavrum? Ne diyorsun sen? Bak tansiyonum var, böyle konuşma ne olur. Senin bende emeğin büyük teyzeciğim. Sen büyüttün beni. Sen benim canımsın Alev. Sadece benle. Herkes seviyor seni. Ayşe, Ömer. Öyle değil. Öyle değil teyze. Eğer sen beni gerçekten seviyor olsaydın Ömer'in yanında değil benim yanımda olurdun. Ömer de Ayşe de senin için daha değerli. Olur mu yavrum? Deme öyle ne olur. Neyse. Zaten artık çok geç. Dönüşü olmayan bir yola girdim ben. İstesem de geri dönemem zaten. Alev, ne diyorsun kızım? Bak sakın yanlış bir şey yapma, korkutma beni. Söyle bana neredesin? Ben sadece sana teşekkür etmek istedim teyze. Bana baktığın için. Kızım yalvarırım geri dön. Dön konuşalım. Bak hepimiz seni çok seviyoruz. Alev. Alev.
Hadi bakalım. Bu kadar korku size yeter şimdilik. E madem öyle ben biraz alışveriş yapayım o zaman. Kapattı. Ne oldu anne, neredeymiş, bir şey söyledin mi? Sizden ayırmadan büyüttüm onu. Öyle değil mi Ayşe? Hiçbir şeyimi esirgemedim. Ama ne yaparsam yapayım, yabancı hissetti kendini. Sana da yalvardım Ömer. İnat ettin, geri almadın. Bak, gitti kızım. Gitti. Söz veriyorum anne. Söz veriyorum, bulacağım Ali'yi. Bu. Gitmem lazım. Bir yolunu bulup gitmeliyim. Yok işte, burada da yok. Sen gelmeden önce odadaydı. Aa, ben ne yapayım ayol senin telefonunu? Ablamla da konuşamadık. Ben bir içeriye bakıyorum. Oh, sen dağıt, anneciğin toplasın. Hemen asistanını ara Demir. Uçak bileti aldırmış mı ya da rezervasyon yaptırmış mı öğren. Tamam, şimdi soruyorum. Ha, Demir Bey. Şimdi sana soracaklarıma hayır cevabı ya da bilmiyorum cevabı almak istemiyorum. Alev sensiz hiçbir şey yapmaz. Bana onun nerede olduğunu hemen söyleyeceksin. Al bak şuna. Bu dediklerimi söylemezsen analık hakkımı helal etmem sana. Vallahi etmem. Of anne ya. Alo, abla? Abla. Kapatmış. Dur şurada. Konuşana kadar bekle. Konuştum Ömer, yok. Bence hiç aramamış asistanını. Saklıyor olabilir mi? Bir şey bilmiyor gibiydi. Ha, en yakın arkadaşı Deniz. Onu aradın mı? Ayşe aradı. O da bilmiyor. Hı. Anladım. Demir, sen asistanını takip al. Ondan bir şeyler çıkabilir. Tamam. Neden gitti? Bir fikrin var mı? Var. Ama şimdi hiç sırası değil. Önce Alev'i bulalım. Peki. Neredesin Alev? Neredesin? O mu? Alo, abla.
Yasemin, babam nasıl, nesi var? Ya fenalaştı. Birden fenalaştı. Nasıl fenalaştı? Ne oldu, kanaması mı var? Yasemin, durumu nasıl? Şimdi nasıl? İyi de... iyi de, değil abla. Hiç iyi değil. Canım baba. Ya üzülme abla. Abla? Abla? Kapattı. Ne dedi? Geliyor mu? Sağır mısın? Sana diyorum. Bir şey demedi anne. Ne demek bir şey demedi? Gelecek mi, gelmeyecek mi? Dur ben arayayım. Ya tamam, gelecekmiş. Ne yapıyorsun sen? Ya mesaj geldi. Babam kötüymüş. Öyle mi? Acil bir durum olmasa aramazdım. Bekle burada. Al şunu. Al dedim. Üçüncü maddeyi oku. Yüksek sesle. Zehra Kaya evli kaldığı sürece ailesi, arkadaşları ya da geride bıraktığı hiç kimseyle görüşmeyecek. Hiçbir şekilde iletişim kurmayacak. Bunları yaparsan ne olur? Ne olur dedim. Maddelerden birine uymadığı takdirde Zehra Kaya anlaşmayı tek taraflı bozmuş olup maddi ve manevi tazminat olarak Ömer Kervancıoğlu'na 1 milyon Türk lirası ödemeyi kabul eder. Yeterince açık mı? Benim de bir ailem var. Sen nasıl kardeşin, yeğenin için telaşlanıyorsan ben de babam için öyle telaşlanıyorum. Sen başkaları için üzülüyorsun öyle mi? Sen kendinden başka hiçbir şeyi düşünmeyen bencilin tekisin. Yemeğe kadar odadan çıkmayacaksın. Babam, ben ne yapacağım? Babamı görmem lazım. Yardım et bana Allah'ım, ne olur. Özür dilerim ablayı. Yalan söyledim. Zor durumda bıraktım seni ya. Yasemin. Ne oldu? Kötü bir şey mi oldu? Biri mi üzdü yoksa seni? Üzdüyse ne olacak? O kimse ona dünyayı der ederim.
Bak oturayım. Anlat bana. Ha? Asya eğleniyorsa biraz daha kalın. Burada ortam bayağı gergin. Tamam canım, görüşürüz. Şey, Müzeyyen Hanım, yemeği hazırlamamı ister misiniz? Yok, hediye kalsın. Bugün masa istemiyorum. Alev dönmeden o masaya oturulmayacak Ayşe. Hediye ablacığım, sen abimler için bir şeyler hazırlayıp odalarına çıkartır mısın? Hemen. Gerek yok, aç değilim. Zehra? Odada. Ben ona sorayım o zaman. Belki bir şey ister. Abi, bir haber var mı? Babacım diye bir insan. Burada mıydınız? Çaldım ama duymadınız. Önemli değil Hediye abla. Müzeyyen Hanım masa kurdurmadı bugün. Yemeğinizi buraya getirmemi ister misiniz? Hiç aç değilim. Bir şey istemiyorum. Ne oldu size? Siz de haklısınız tabii. Düğün gecesi Alev Hanım'ın kazası. Tam balayına gidecekken de bu. Evlendiğinizi anlayamadınız bile. Affedersiniz. Sen konuş abi. Eve dönmesi için ancak seni ikna edebilirsin. Alev. Teyzemi verir misin? Onunla konuşmak istiyorum. Alev neredesin sen? Hı? Kimseye haber vermeden çıkıp gitmişsin. Seninle değil Ömer. Teyzemle konuşmak istiyorum. Verir misin? Alev. İşte tam da bu yüzden geri dönmek zorundasın. Durumu çok kötü. Çok üzgünüm. Ben de çok üzgünüm ama yapamam. Bir daha o eve geri dönemem Ömer. Ne demek dönemem Alev? Annem bu kadar üzmeye hakkın yok. Annen mi? Anneni üzmek istemediğini söylüyorsun ama beni işten kovuyorsun Ömer. Böyle yaparak annenin ne kadar üzdüğünü farkında değil misin sen?
Bizim aramızdakiler ayrı Alev. O profesyonel bir karardı. Kişisel değil. Ha bu kadar yani. Ya ben sizi ailem gibi gördüm. Benim de bir kalbim var. Sevdiğim insanlar bir şey yaptığında acıyan bir kalbim var Ömer. Tamam Alev. Bunları eve gelince konuşalım olur mu? Nerede olduğunu söyle. Bak sadece ben geleceğim. Uzun uzun konuşuruz. Yapamam. Kararımı verdim. Artık çok geç. Sadece uzaklaşmıyorum. Tamamen çıkıyorum hayatınızdan. Alev, adresini ver diyorum. Ben de konuşmak istiyorum. Alev bak, teyzem istiyor, veriyorum. Hayır, hayır. Gücüm kalmadı. Teyzemin sesini duyarsam vazgeçerim Ömer. Alev, ne demek vazgeçerim? Ne demek istiyorsun sen? Hı? Ömer, sen benim bu dünyada tek güvendiğim insandın. Ama artık yoksun. Hayatımdan gittiğin için ben de gidiyorum. Alev bak. Alev. Nereye koymuş olabilir? Ben şu boşları alıp hemen çıkacağım. Önemli değil. Keş. Hayrola? Ben sana bu dolap açılmayacak demedim mi? Ama hediye. Başlıktan midem kemiklerime yapıştı ya. Senin stoğun sağlam maşallah. Bir şey olmaz. Hadi otur da ben sana bir çorba vereyim. Yukarıda kıyamet kopuyor. Alev Hanım yok. Mektup bırakıp gitmiş. Mektup bırakıp bitmiş mi? Döner o, döner. Döner mi dersin? Ay inşallah. Alev, koca imparatorluğu bırakır da gider mi hiç? Sağ ol. Hadi bir dilimle ekmek ver de yiyin. Hadi. Tamam. Taksi istiyorum. Evet hemen. Sümbül sokak. Yok yok hayır. Sokağın başında beklesin. Ne dedi Ömer? Yoksa kendine bir şey mi yapmış? Ay fena oluyor. Anne gel tansiyonu çıkacak oturalım. Söyle. Thank you.
Dört kişiye çalın olası dönüyor. Lütfen daha sonra tekrar. Alo. Demir. Var mı bir haber? Bizde de aynı. Anneme bir şey olursa yaşayamam ben. Anneme bir şey olursa yaşayamam ben. Yaşayamam. Ne olur Ömer. Oğlum yalvarırım. Git al getir kızımı. Yalvarırım. Nerede olduğunu söylemedi. Anneciğim. Bak ne olur sakin ol. Ne olur. Abim bulacak onu. Değil mi abi? Ay yavrum. Ay yavrum. Sen üzülme ne olur. Sen üzülme canım kızım. Sen üzülme. Ömer. Yalvarırım Alev'i bul. İkna et onu. Al getir eve. Ömer şirkete döneceğini söyle o zaman gelir. Ömer Bey. Ne var? Ben şey diyecektim. Ne diyeceksin? Ben Alev Hanım'ın nerede olduğunu biliyorum. Biliyor musun? Alev Hanım benden çocukluğunda oynadığı bebeğini istedi. Annesinin aldığı bebeği mi? Nereye götürecektin bebeği? Bahçeye mi çıkıyor? Çıksın. Nefes alır biraz. Anne ben Alev'i alıp geleceğim. Ben de geliyorum. Gerek yok anne ben de beraber. Ömer ben de geliyorum. Ömer ben de geliyorum. Geldi.